Üçüncü kayınvalidem Nezaket Sultan. Aç şekerim. Lezzet olarak malzemeler olduğu için güzel. Ama tavuğu biraz böyle tam pişmemiş gibi geldi. Kesemedim. Hani zor oldu kesmesi. Lezzetli ama içi lezzetli ama dışı güzel olmamış yani. İç tavuğu, pilavı beğendin. İç pilavı beğendin. Güzel, sadece tavuğu tam istediğim gibi olmamış yani. Tamam. Daha güzel olabilirdi. Tamam, bakalım daha güzelini bulabilecek miyiz? Hemen arayışa geçelim. İkinci tabağımızda sıra. Bunun da tavuğu tam istediğim gibi olmamış. Pilavı biraz daha diri gibi geldi. Şimdi yeterince pişmediğini mi düşünüyorsun? Evet, tavuğun tam pişmediğini, sert bayağı böyle bakıyorum. Pişmemiş. Üstünün sosu var ama tavuğu pişmemiş. Pilav da öyle çok hoşuma gitmedi. Tane tane görünüyor ama öyle hoş bir şey yok. Pişmiş mi pilavı? Pilavı pişmiş, biraz daha pişebilirdi ama tavuğu pişmemiş geldi bana. Sert. Peki, bunu da beğenmedik. Yok, beğenmedim. Üçüncü tabağa geçtik. Onlardansa bu daha hoşuma gitti. Daha bir lezzetli geldi. Neyi? Tavuğu, içinin baharatı, pilavı daha bir hoşuma gitti. Onlardansa bu daha... Pek beğendiğin tavuk oldu. Evet, bu oldu. Pilavı da daha lezzetli, tavuğu da daha lezzetli geldi. Peki, beğendik bu tabağı. Son tabağın. Pilavı güzel ama tavuğu tam istediğim gibi değil. Yani genelde tam pişmemiş hepsi ama yine bu üçüncü tabak daha bir geldi. Tamam. Bunlar çok istediğim gibi pişmemiş. Tek beğendiğin tabak var. Var. Ama nasıl puanlayacaksın bakalım? Buna 2 vereyim. Dördüncü tabak 2 puan. 5. Üçüncü tabak 5 puan. İkinci tabak 1 puan. Bu da 1. Elim yandı elim. 2 tane 1. 1 tane 2. Hemen açmaya başlayalım. Üçüncü kayınvalidem. Yani bileziğe kim yaklaştı artık iyice belli olmuştur bence. Şunu açalım mı? Açalım. İlk attığın tabak. Açalım. Açalım bakalım kim çıkacak? Tavuğunu beğenmedin. Pilavı fena değil dedin. Bakalım kim bu şanssız gelin bir alacak kadar? Bir puan alan gelinimiz... Aç. Zeynep. Yani gerçekten pes diyorum. Başka hiçbir şey demiyorum. Yani sizin ne tavukla ilgili bir ağız tadınız var, ne pilavla ilgili bir ağız tadınız var. Yani yaptığınız tek bir kötü yorum, baştan beri zaten 2-3 tabağın aynısında bunun et tavuğu pişmemiş ama içleri pişmiş. Üçüne de aynı yorumu yapıyorsunuz. Ve kesinlikle ben inanmıyorum orada yani güzel olan bir tabağa doğru bir puanlama verdiğinizde. En kötü tabağa gidip 5'i verdiniz. Onu da kızınızın yaptığınızı düşünerek verdiniz kesinlikle. Yani ben anlamıyorum. Diğer kaynalaların yorumlarına ben daha çok güveniyorum burada. Yani hani birisi kıtır kıtır tıkır tıkır falan demeye çalıştı. Onu da ben tane tane olarak algılıyorum. Pilava bak. Beyhan teyze yani ben inanıyorum pilavı iyi tadar, iyi bilir yani. Kimin iyi yaptığını iyi de güzel puan verir yani. Ama sizi bir türlü çözemedim ben. Pişmemişti, vermedim. Bir tane bahane buluyorsunuz, bir tane bahane bulmanıza rağmen bir veriyorsunuz. O tabağın hakkı en kötü 4. Evet,
O da bir puan tavuktan kırıyorum yani ben hadi kendi kafamda. Kabul ediyorsun yani olmadığını sen de ondan kırıyorum. Ben kabul etmiyorum diyorum olmamış. Ki en kötü 4 vermeniz gerekirdi diyorum. En kötü hani diyorum ya sizin ağız tadınız yok ya ağız tadınızın olmadığı bir yoruma göre en kötü 4 olmalıydı. Zeynep bence boşuna kendini yorma çünkü Nezaket Hanım bizimle resmen dalga geçiyor. Yani biz niye yemek yapıyoruz? Neye göre puan veriyorsunuz? Mesela anlamaya çalışıyorum. Kendisi söylüyor ya, bir 4 vermen gerekirdi. Ben de dedim biraz daha pişirmeseydi o zaman 5 mi vereceğim? İşte dalga geçiyorsunuz. Ben de onu söylüyorum. Evet dalga geçiyorum. Dalga geçiyor. Ben de o yüzden diyorum. Burası ama şunu bilin ki dalga geçilecek bir yer değil. Burası gayet ciddi bir yer. Burada insanlar lezzetli bir tabak çıkarmaya ve emek veriyor yani burada. Siz Zeynep'cim, kimsenin emeğiyle dalga geçemezsiniz. Pişirseydin de alsaydın 4 vereceğim. Pişirseydiniz alsaydın mı? Yaptığınız 3 tabağın da yorumu aynı. Öyle geldi bana. Yok. Yapacak bir şey yok. Siz burada kimsenin emeğine saygısızlık yapamazsınız. Kimseyle de dalga geçemezsiniz. Kimseyle dalga geçmiyor. Bugün herkes çok gergin. Bugün herkes çok gergin. Açmaya devam ediyoruz. 2 puan vermişsin 4. tabağa. Şimdi bu 2 ne? Yılbaşı kimin hoşuna gider ki? Demek ki biraz beğenmiş ki puan veriyor ama niye iki? Hazır mısın? Hazır. Bakalım 2 puan kayınvalidemizden kime gidiyor? İki puancık alan gelinimiz. Aç. Aa Ece. Ah bravo. Hak ettim ay, yani bunu. Ay hiç öyle olmamıştım. Yani beğenmediğin bir şey yok ki zaten anne. Sen ne yapmaya çalışıyorsun bizi televizyon izlemeye mi? Yani ne yapmaya çalışıyorsun? Pişmemiş yani. Nasıl tam pişmemiş? 5 verdiğim yani daha güzel olmuş. Biraz önce bak farkındaysan lezzete veriyor. Sen biraz önce pişmiş lapa dediğin şeye mesela 5 verdi diyorsun ya. Senin o tezin de şu an çürüdü. Keşke lapa olsaydı da 5 verseydin. Çok kötü bir tabak değildi ama. Çok kötü bak kendi ağzınla diyorsun. Çok kötü ama istediğim gibi de değildi biz yani. Biz finaldeyiz. Herkes, farkında mısın? Evet final içinde böyle uygun gördüm böyle yani verdim. Yani finaldeyiz ve sen daha ne istiyorsun? Pişme neresi pişmemiş? Ne istiyorsunuz siz buradan bu tabaktan? Biraz daha pişirebilirdim. Nasıl biraz? 40 dakika boyunca pişti biliyor musun tavuk? 40 dakika boyunca pişti. Olabilir. Yani. Demek ki olmamış. Nasıl olmamış? Annenin lezzeti ne? Nasıl lezzeti nasıl? Pişmemiş tamam tavuk diyelim tamam, pişmemiş. Güzel. Tabii, İç lezzet nasıl? Güzel. İkili bir tabak olmamış, mı? Ama olmamış yapamamışsın. İkili bir tabak asla değil de, kabul edemiyorsun. Seni yorma anne bizimle dalga geçtiği gibi seninle de dalga geçiyor. Yani gerçekten artık bir hak vermek istemiyorum ama dalga geçtin gerçekten bugün bizimle ve benimle. Tamam güzeldi, lezzetliydi ama o öyle vermek tamam, istedim. Güzeldi, lezzetliydi. Var 3, 4 ver. O puanlar biz finaldeyiz. 5 verdiğim tabak gibi değildi Ece. Biz finaldeyiz. Güzel yapsaydın 5 verseydin bende. 5 verdiğin tabak lapa. Ya hala anlamıyor musun? Pilavları değerlendirmiyorum diyor aslında Türkçesi. Ben tavuğa baktım diyor. Tavukla daha çok şey herkes yaptım. Pilavı söyleyip duruyor kadın. Pilavlara bence bakmadı bile. Baktım, yedim, tatlarına da baktım. Çok da güzel. Tamam, güzel bulduğunuz pilavlara da siz puan vermediniz. Madem pilavı da değerlendiriyorsanız. Bugün final olmuş olduğundan olabilir geldiğinizden mi? Geldiğinizden beri siz 5-2-1-1. Ece evdeyken öyle bir sözleşme falan noterde öyle bir şey mi imzaladınız? Anneciğim bak 5-2-1-1 dışında puan kullanmıyorsun. 5-2-1-1 puan dışında kullandım puan. Ne kullandı? Evet, 3'te kullandı, 4'te kullandı, 1'de kullandı. Niye benim aklımda hep öyle kalmış? Bugün denk geldi diye direkt bu lafı. Aa ilk defa bugün kullandı yok, öyle bugün mi? Bugün cimriliği tuttu o yüzden böyle. Aynen aynen. Veriyor. Ben yanlış hatırlıyorum o zaman. Ben yanlış bir hatırlıyorum. Bir kere daha böyle vermiştir. Diğer haftalarda kesinlikle öyle olmadı. Buna verebilirdik ya puan. Vallahi yazık oldu. He? Nasip. İnan ki o 2'yi verdiğine göre 3 de olurdu 4 de. Tüh tüh. Bugün final olduğu için böyle olsun. Kötü olsun. Bilezik alsın fena anne, mı olur? Anne 2 verdiğine sanki sevinmiş gibi zaten şu an. Yapacak bir şey yok. Öyle deme. Deme öyle. Konuşma öyle. Bakayım. Aa 2. Ezeli rakip kapışıyor. Yeşim ve Hatice. İkisinden birine rakip kayınvalideden şahane bir 5 puan geliyor. Hazır olun. Yeşim mi,
Hatice mi? Üçüncü kayınvalidem. Gelsin 5 puan. Hatice! Teşekkür ediyorum. Geldiğiniz günden beri hep beni buluyorsunuz.